Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch! Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bakalım? Size muhteşem haberlerle geldim bugün. Bildiğiniz gibi hayatımızda bir takım şeyler var önemli olan. Bunlardan iki tanesinden bahsedeceğim. Her insanın hayatında artık günümüz itibariyle önemli olan şey nedir? Birincisi yemek, ikincisi Çin. Evet, bu haber de yemek ve Çin'le alakalı. O yüzden bununla alakalı bir video yapmak istedim. Ve biliyorsunuz bu kanalda zaten milyonlarca mukbang videosu yaptım. Ve benim için internette bir insanın yemek yemesini izlemek, bir insanın kendisini yavaş yavaş öldürmesini izlemekle eşdeğer. Yani çoğu mukbang kanalından bahsediyorum bu arada. Normal kanallardan bahsetmiyorum. Yani şöyle bir baktığınızda mukbang'in amacı zaten normal bir insanın yemeyeceği büyüklükteki porsiyonları bir insanın yemesi. İnsanlar bundan zevk alıyor. Bakalım Çin hükümeti, yani Facebook, Twitter ve YouTube'u yasaklayan Çin hükümeti mukbang'le alakalı nasıl bir haberle karşımıza çıkmış? Çin hükümeti yeni bir yasa ile mukbang videolarını yasakladı. Muhteşem bir karar. Bundan daha iyisini bekleyemezdim zaten. Neyse devam edelim. Çin hükümetinin gıda israfını önlemek amacıyla yürürlüğe koyduğu bir yasa kapsamında mukbang videolarının paylaşımı yasaklandı. Bu türden paylaşım yapmaya devam eden kişilere para cezası uygulanacak. Yani düşünsenize, siz internette yemek videosu çekiyorsunuz ve internette yemek videosu çektiğiniz için size para cezası kesiliyor. Okumaya devam edelim. Özellikle Çin'de popüler olan ve ardından tüm dünyaya yayılan bol gürültülü ve ağız şapırdatmalı mukbang videoları Çin'de yasaklandı. Önlerinde türlü türlü yiyecek bulunan ve bunları büyük bir iştahla yiyen YouTuber'lar artık bu türden video paylaşmaları durumunda para cezası ile karşılaşacaklar. Yasanın kaynağı ise Çin'de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan bir yasa. Kaynakları korumayı ve gıda israfının önüne geçmeyi hedefleyen bu yeni yasa kapsamında açık bir şekilde gıda israfı yapılan mukbang videoları ve benzer konseptli içeriklerin yer aldığı tüm paylaşımlar artık yasak. Yasağa uymayan kişilere 15.000 dolara varan para cezaları kesilecek. Daha da bitmiyor. İnternette boktan bir mukbang videosu çektikten sonra para cezası yiyeceksiniz ama devamı da var. Yasa kapsamında uygulamaya konan tek karar bu değil. Aynı zamanda müşterilere ihtiyaçtan fazla sipariş vermeyi yönlendiren reklamlar da yasaklanacak. Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı şöyle yorum yapmak istiyorum. Ben öncelikle kararın amacı muhteşem. Çünkü israfı önlemek amacıyla yapılan bir karar. Videonun başında da dediğim gibi zaten bu mukbang olayının amacı böyle yüklüce, yani kamyon yüküyle tereyağını vücudunuza enjekte etmek. Normal bir şırıngayla vücudunuza tereyağı enjekte etseniz veya suratınıza margarin bassanız aynı şey olacak. Mukbangçileri ben şöyle görüyorum. Mukbang yapan insanlar bence mukbang aşısı olmalılar ve aşının içinleri büyük ihtimalle eritilmiş peynir olacaktır diye düşünüyorum. Neyse, bu olay beni zaten rahatsız ediyordu. Bu arada ASMR kanalları ve mukbang kanalları ayrı kategorilere giriyor. Ama benim nefret ettiğim mukbang kanalları özellikle bu canlı hayvanları yiyen Asya tarafında var olan kanallar. Bu kanallardan nefret ediyorum. Zaten daha önceki videolarımda da incelemiştim. Çoğu kanal kapandı ama hala canlı hayvanları canlı canlı yutan kanallar var. Ama tabii ki şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Bu yasak yürürlüğe geçtikten sonra artık en altından CD'lerle veya işte eskiden VHS kasetler vardı. Onlarla beraber mukbang CD'leri dolaşmaya başlayacaktır diye düşünüyorum Çin'de. Veya ne bileyim AliExpress'ten mukbang CD'si alıp bunu evde izleyen manyak bir güruh oluşacak olabilir. Ama burada yasanın ana fikri çok güzel. Fakat bunun neden uygulandığı konusunda benim bir takım şüphelerim var. Ama fazla miktarda yemeği tabakta bırakan müşterilerin hapis cezası alması falan, ben öyle hayal ediyorum. Biraz aşırıya kaçıyor gibi geliyor. Eve götürebilir mesela. Hani falan deyip böyle adamı hapse atmaktan ziyade adamın yemeğini paket yaptırıp onu evde yemesini söyleyebilirsiniz. Neyse. Bence israf için güzel bir hamle. Ama bakalım günümüze mukbang videolarının sonu nereye doğru gidecek? Çünkü bildiğiniz gibi bu videoların %80'i falan Çin'den geliyor. Çünkü Çin'de TikTok zaten var. TikTok'ta ve WeChat'te bu tip görseller, yani canlı canlı böcek, fare ve ahtapot falan yiyen insanlar oyuna videolarını atıyorlardı ve insanlar bunu izliyordu. Bu büyük bir mukbang videosu yol açacak diye düşünüyorum ben. Açıkçası bu konuda biraz üzgünüm. Çünkü gerçekten hayatımda olmasını tek istediğim şey daha fazla Çinli mukbang videosuydu. O yüzden bayağı üzüldüm açıkçası bu duruma. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası, şakayı bir yana bırakıp düzgün bir yorum yapacak olursak, bence bu mukbang videoları gerçekten büyük bir yemek israfına yol açıyor. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor bence. Bu arada Twitch yayınlarından Türk mukbangçilerini takip ediyorum. Ama onlar o kadar büyük israf yapmıyor. Ufak tefek bir parça peynir, bir parça ekmek, bir hamburger menüsü. Bir menüleri yiyorlar. Nero ASMR, Turkish, Tekirdağ köfresi, patates kızartması, çıtır biber mi? Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar.
hoş geldiniz. Bugün de Rom sağ olsun bize tek... Adam nasıl mutlu? Yeni adamım bu. Edmund da onaylıyor. Hayatımda soğan yerken bu kadar mutlu ve tatmin olan bir adam görmedim. Abi muhteşem bir video. Her şey çok iyi. Arkadaki perde, ışığın direkt vurması o camdan. Bir perde olmadan. Gerçek hayat. Bence bütün dünyada özellikle canlı hayvanların sürüler halinde gelmesini önleyeceği için bu muhabbet. Ben destekliyorum açıkçası. Ama tabii ki bu karar Çin'den geldiği için de bir takım kafamda soru işaretleri var. Kısacası arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bu konuyla alakalı bir konuşmak istedim. Gayet iyi. Yarasa falan demeyin. Biz de et yiyoruz. O da onlara normal. Bize de inek normal. Ben aslında vejetaryen. Arkadaşın kafası öyle bir karışmış ki büyük ihtimalle Matrix'ten Morpheus arkadaşı uyandırıp kırmızı hapı mı alacaksın yoksa mavi mi hapı mı alacaksın diye sorsa gidip aspirin içerdi. Nedir bu sürekli yasak merak? Beğenmiyorsan izleme. Yasak yasak nereye kadar? Şimdi bu internetteki beğenmiyorsan izleme yasak nereye kadar? Beğenmiyorum ben bunu izlemeyeyim görmemezlikten geleyim gibi bir durum söz konusu değil burada. Hepimiz bu konuda bilinçlenmeliyiz bence. Bazı şeyler hayatta gerçekten yasak olmalı. Yemek israfı ve bir takım canlılara yapılan istismarlar. Bunları bir kafamızda yasak olarak kodlayalım artık. Neyse arkadaşlar, evet bu videonun da sonuna geliyoruz. Bugünlük de bu kadar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Bugün mukbang, Çin ve yemek kültüründen bahsettik. Tam kapanma süresi boyunca Twitch'teyim. Ondan sonra da Twitch'te olacağım. Odyssey'i de zaten videoları koymaya devam ediyorum aynı anda. Hepinizi Twitch ve Odyssey hesabına bekliyorum. Bugünlük bu kadardı. Babakok sizi seviyor. Kendinize iyi bakın. Börtü böcek yemeyin. İnsanlara saygılı olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.